16. homojen diferansiyel denklem sorumuz arkadaşlar. Artıdan sonrakini öbür tarafa attığımızı düşünün arkadaşlar. Uzun uzun yazmayacağım çünkü çok uzun. dy bölü dx içler dışlar çarpımından ne olur? Şimdi bu terim öbür tarafa geçince önüne eksi 2 x'ye gelecek. Onu da unutmayın. Bir kere dx ne ile çarpılıyor? Bununla. Demek ki pay kısmında bu olacak. Ne olacak? x kare sin y kare bölü x kare eksi 2 y kare cos y kare bölü x kare pay kısmında olacak. Payda öbür tarafa e, ise öbür tarafa eksi 2 x y y kare bölü x kareye geçtiği için eksi 2 x dy ile çarpılan bakın işler dışlar çarpımında uyanın. Eksi 2 x y y kare bölü x kare gelecek. Pekala bizim U'muz Y bölü X. Bütün terimleri X kareye bölersem hemen görüyorum çıkıyor arkadaşlar. dy Y bölü dx X. Eşittir. X kareye bölersem buradaki X kare gider. O zaman pardon X kareye bölüyorum. Evet. Ne kalır? Sin Y kare bölü X kare kalır. O da sin U karedir. Eksi. Bütün terimleri x kareye bölüyorum. Eksi 2 sabit yazdım. y kare bölü x kare oldu. Bu da u kare oldu. Çarpı kos. y kare bölü x kare u kare. Onu da yazdım. Bölü. <laughs> Aşağı geçtim. Eksi 2 sabitimi yazdım. Bütün terimleri e, x kareye böldüğüme göre bir x gitti. y bölü x kaldı. Bu u oldu. Burası da zaten y kare bölü x kare u karedir. Kos u kare oldu. Pekala buraya kadar geldik. Bundan sonra ne yapıyoruz? X çarpı du bölü dx artı u var burada. Öbür tarafa atıp u'yu çıkartacağız. Devam edelim hadi. Sin u kare eksi 2 u kare kos u kare. Ee, şimdi çıkartıyor. E, arkadaşlar buradayken bu çıkartacağız. Bunu aynen yine, yine yazıyorum. Eksi 2 u cos u kare. Şimdi çarpma, çıkarma işlemi yapalım. Payda yani. x d u bölü dx eşittir. Sin u kare eksi 2 u kare cos u kare Şimdi bununla eksi u'yu çarptığım zaman bakalım sadeleşme olacak. Artı 2 U kare kos u kare olacak. Giden var mı? Giden var. Çok güzel. Bunlar gidiyor arkadaşlar. Eksi 2 u kos u kare geldi. Hayda da duruyor zaten. Gelmedi. Pekala. Şimdi yukarıda güzel bir sadeleşme oldu. Şununla bu gitti. Kalanlar bizimdir. Ne kalmış bakalım. x d u bölü de x sin sin u kare e, bölü e, eksi 2 u cos u kare kaldı. Şimdi ne yapıyoruz biz burada? Her iki tarafın integralini alıyoruz. E, hayır daha değil. Önce bir ters çevireceğiz. Payla paydan ters, ters çevirip devre yapacağız Payla paydayı ters çevirdiğimizde ne olur? Eksi 2 u kos u kare bölü sin u kare du eşittir 1 bölü x dx olur. Standart zaten. Payla payda yerini ters çevir. Payla payda değil, ters çevir. Du ile çarp. Şimdi bakıyorum. Ne görüyorum? Ee, şu eksiden kurtulabilirim. Burayı artı yapayım. Burası eksi olsun. Şimdi ben burada her iki tarafın Nesini alacağım? İntegralini Her iki tarafın integralini alacağım. Sonra da e, devam edeceğim. Şimdi arkadaşlar sol tarafın neye benzediğine bakalım. Cos u kare bölü sin u kare nedir? Cos u kare eşirle yazalım. Cos u kare bölü sin u kare kotanjant u karedir. O zaman sorumuz 2U. E, 200. 2U yapıyorum. bu tarafa yapalım. Kotanjant U kare çarpı 2U DU'nun integralini alıyorum ben arkadaşlar. Öbür taraftan da eksi 1 bölü x dx var. Pekala. Şimdi biraz hayat kolaylaştı gibi. Çünkü içeriye u dersem e, 2 U, e tamam çıkıyor burada. Diferansiyeli yanında arkadaşlar. Bakın şunun diferansiyeli yanında. Yani U kareye T dersem. 2 U D U D T oldu. Soru neye dönüştü? Soru şuna dönüştü. İntegral U kareye T demiştim. Kotanjant T D t oldu. Öbür taraf ne? eksi bir bir eksi elen x artı elen c. Şimdi kotanjant t'nin integri. Kotanjan t ne demek? Kos t bölü sin t dt. Peki sin t'ye p dersem kos p dt dt e, işte yani demek istediğim şu. Şey Aşağının türevi yukarıda var arkadaşlar. Elen payda çıkacak burası. Sürekli değişken değiştirmedim. Ne diyeceğimi sapıttım. Neyse. Bunun integrali arkadaşlar elen paydadır. Elen. Çünkü diferansiyeli yukarıda var. Sin z edersem çıkar işte. Elen sin t oldu bu. Peki bizim t'miz ne? T'miz arkadaşlar u kare. O zaman sin t yazmış. Sin u kare yazın. Peki hala elen sin u kare eşittir. Eksi, bu da ne olur? Eksi yazmayalım. Elen c bölü x. Bunu artık sürekli yapıyoruz. Peki elen işleri birbirine eşittir. O zaman e, sin u kare eşittir c bölü x'tir. E, U'muzu yerimize yazalım. U'muz y bölü x sin Y, y kare bölü x kare oldu. Eşittir c bölü x. Siz burada tam puanınızı alırsınız arkadaşlar. Ben bir artistik yapayım. Her iki tarafın arkını alayım. Y kare bölü x kare arksin alıyorum yani. O zaman burası ne olur? Arksin c bölü x olur. O zaman y karede ne olur? X kare arksin c bölü x olur. Hatta y bile bulunur. Y eşittir. Eksi artı karekök x kare çıkar. x kare arcsin c bölü x olur arkadaşlar. Şarjım bitmek üzere onu takıyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalınız.